Şimdi arkadaşlar gelelim Nordwin Context, yani Context implementasyonun yapılması kısmına geleceğim. Buraları kaydedebilirim. Şuraları gösterdiğim için ben de açık, siz de açık olmayabilir. Şimdi Context'i biz nasıl yapacağız ona bakıyoruz. Şimdi de Entity Framework klasörümüz arkadaşlar bir klasta. Neredeyim? Ben Data Access Layer'dayım. Şu kısımdayım. Data Access Layer'ımın tabii ki şurada Concrete'te EF Product Dal yazdım ya. Aynı yere sağ tıklıyorum. Add Class diyorum. Bunu dedikten sonra arkadaşlar buraya diyorum ki Northwind Context. Context'imi oluşturacağım şimdi. Add diyerek class'ımı oluşturuyorum. Ve ilk olarak public'e çekeceğim burayı. Arkadaşlar bu kısma kadar herhangi bir problem yaşayan arkadaşlar var mı? Varsa hani sorabilirsiniz veya sizin bir düşünceniz varsa onu da söyleyebilirsiniz. Katılımlarınızı istiyorum. Evet, bakalım. Ha, Yusuf hocam bir çıktı bir geldi buradaymış, tamam. Şimdi Northwind Context. Şöyle Ahmet hocam bakalım. Okey. Sağ olun Ahmet Bey, teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi kriterim sadece sizin anlamanız, sizin proje yazdırmak size, derdim bu. Şimdi arkadaşlar şunu da kısaca söyleyeyim. Dijital dönüşüm grubundayız. Arkadaşlar aktif olun. Ya ben bunu yazarım da beni küçük görürler. Böyle bir platform değil. İşte ben bu saatte yazayım rahatsız olurlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman içinizden geldiği gibi davranın. İstediğiniz okuduğunuz bir şey orada yazın. Bilmeyen arkadaşlar da öğrensinler. Yaptığınız çalışmaları atın. Lütfen orada aktif olmanızı rica ediyorum. Çünkü sizin yolunuzu açacak çok fazla girişimci mevcut orada, onu söyleyeyim. Northwind Context diyorum. Northwind Context dedikten sonra bir arkadaşım bana söyleyebilir mi? Northwind Context nereden türetilir? Bir yer var mı türeyeceği? Bilgisi olan varsa bu soruyu size bırakıyorum. Ben şimdi bir yerden türetmem lazım buna. Bir özellikler atacağım. Buraya ne yazmam gerekiyor? Katılımlarınızı arz ediyoruz. Evet arkadaşlar, var mı? Yok mu? DB Context arkadaşlar. DB Context olarak burada kütüphanesini kullanması gerekiyor. Ve burada kızıyor bana. Ben diyorum ki data'nın entity'sini kullan. Referansları using'i ekle. Ekledikten sonra burayla benim işim bitiyor. Artık geliyorum ben set etme işlemine. Set etme işlemim dedi arkadaşlar. Şu kısma yazabilirim. Prop diyorum burada. Prop dedikten sonra db set. Ama şurada yazayım şimdilik. Constructor oluşturmadım ama şurada yazalım. Prop diyerek DB set diyorum burada. Ve neyi vereceğim ben buraya? Tabii ki product var elimde entity olarak. Product'ı vereceğim. Product'ı verdikten sonra bana kızarsa entities katmanında concrete'e git, orada product'ı bulacaksın diyorum. Ve yukarı ekliyorum. Buraya da arkadaşlar tabii ki çoğulunu yazıyorum. Products. Evet arkadaşlar devam edelim. Products'ı da verdik. Bu kısımdan sonra şurada bir kızdı bize. Bakalım. Expected diyor. Ama herhangi bir garipliği göremiyorum ben.
Tamam. He, şuradaki parantezimiz. Tamam. Parantezimiz şu şekilde. Devam edebilirsin. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey yapacağız. Tekrar bir şeye değineceğim. Şimdi biz Entity Framework'te bildiğiniz gibi ne yapıyorduk? Migration işlemi vardı. Şimdi siz buraya tabii entity yaptınız. Şimdi ne yapacak? Daha önceki derslerimizde anlattığım gibi start'a bastığımda gelecek buraya bir tane veri tabanı oluşturacak. Kendi migration'ı yapacak otomatik. Ama ben istemiyorum ki veri tabanı. Benim veri tabanım halihazırda var. Bunu kullanmak istiyorum. Bu yüzden migration yapmasını engellemem gerekiyor. Onun yolu da arkadaşlar bir constructor içerisinde constructor'ımızı açıyoruz. Ve bu constructor'ımızda bir tane komut yazacağız buraya. Sadece bizim dediğimiz gibi migration'ı engellemesi adına. Burada database diyorum. Şu kısımda database diyerek nokta set initializer ve bunu neyi set edeceğini Northwind Context'e veriyorum. Şu şekilde Northwind Context. Bunu verdikten sonra arkadaşlar buraya da null diyebilirim. Null diyorum ve burada komutumu sonlandırıyorum. Yani initializer ettiğinde null'u verdiğim için hiçbir şey yapmayacak. Ve ben Northwind veri tabanımı rahat rahat kullanmış olacağım. Evet arkadaşlar set ettik şurada. Daha sonra da Constructor'da migration'ın mantığını anlattım. Neden yaptığımızı. Artık kontekstimiz de tamam. Az önce bize kızan kısma bir bakalım isterseniz. Şöyle kaydediyorum. Burası değildi. Product daldı. Bakın artık kızmadı. Buldu çünkü. Benim Northwind Context'im var. Trafik polisim hazır. Siz buraya yaptıkça tablolarınızı yani veri tabanı nesnelerinizi bu şekilde set edeceksiniz. Bu kadar arkadaşlar. İşte product, kategori. Buraya bakarak yaparsınız. Şurada var ya bir sürü entity. Bunların içerisindeki kolonlara bakarak entity kısmına gelerek entity'lerinizi oluşturun arkadaşlar. Bu önemli. Bunu yapın kesinlikle. Bu kısımdan sonra mapping implementasyonuna geçiyorum. Bir sorunuz yoksa. Ve de derslerde şu açıdan sıkıcı geçtiğini söylerseniz bilmiyorum ama nasıl gidiyor? Arkadaşlar çok böyle görsellik bir şey bu derslerde beklemeyin şu aşamada. Hani biz zaten şeye başlayacağım ben. Offline ve online bir web API workshop'ımız olacak yakın bir tarihte. Onun haricinde yine web API online koyacağım. Offline de olacak YouTube'da ve böyle görsel projelerde, ufak projelerde koyacağım ama şu an biz altyapı yazıyoruz. Hani frontend kısmı değil. Bir mimarinin altyapısını kodladığımız için çok fazla böyle işte şunu göstereyim, bunu göstereyim olayı yok. Şu anda altyapı var. Altyapı çalışması var. Yine test yazacağız. Ama bugüne test yetişmeyebilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi mapping kısmına geliyorum. Mapping ne demek arkadaşlar? Sizin veri tabanı nesnelerinizin şunlar var ya veri tabanı nesneleri entity kısmında. Buradaki bir bulamadım. Şu konkret kısmındaki veri tabanı nesnelerimizin veri tabanıyla bağlantısını sağlarız. Daha sağlamlaştırırız. Mapping yaparız. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen oraya geliyorum. Arkadaşlar yine Data Access katmanında yapacağım bunu. Dedik ya biz klasörleme durumu var bu işte. Çünkü biz profesyonelliğe uzmanlığa adım atıyoruz. Onun da hali şu. Katmanım var. Daha sonra abstract concrete var. Concrete içinde hatta EF product yapacaktık. Bunları bunun içine atabilirdik.
Ama orayı es geçmişiz. Şu şekilde yapabiliriz. Biz concrete kısmında arkadaşlar ne yaparız? Entity Framework klasörü yaparız. Onun altına da mappings yaparız. Şöyle bir arkadaşlar bir şeye bakmam gerekiyor benim. Bir saniye. Hatta siz de bir nefes alın 5 dakika. Şimdi biz şuraları kaydedelim. Kaydettikten sonra ben close all documents diyeyim. Open project. Tamam, devam ediyoruz.